Sevgili arkadaşlar merhabalar. Özellikle bu kısa videoyu öğrenci arkadaşlarımız için bir kaydetmemin faydalı olacağını düşündüm. Malumunuz bütün Türkiye bir anda uzaktan eğitime geçti. Biz de üniversitedeki derslerimizi uzaktan eğitim sistemiyle yapıyoruz. Şartlar çok hızlı değişti, hiç beklemediğimiz bir şekilde ama biz gene bazı şeyleri bildiğimiz şekilde yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Halbuki sınıf ortamlarında vesaire de aldığımız derslerle evde işte kendi imkanlarımızla internet bağlantısı üzerinden aldığımız derslerin beynimiz tarafından, zihnimiz tarafından alınması aynı şekilde olmuyor. Bir kere öncelikle fiziksel bir okul ortamına gittiğimizde ne kadar çok şey yaptığımızı bir düşünün. Sabah işte kalkıyoruz, üstümüzü başımızı giyiniyoruz, belli bir yol alıyoruz. Kimimiz kilometrelerce gidiyor, kimimiz yürüyerek de olsa yer değiştirerek yeni bir binaya gidiyor. O binada işte belli bir süre bekliyor, sınıf diye bir yere giriyor, ders hocasını beklerken hayatını tamamen askıya alıyor. Bütün ders boyunca genellikle dersten başka uğraşabileceği çok fazla bir şey yok. Cep telefonlarıyla falan oynamaları çıkıyorum. Ama orada hayatımızın belli bir zamanını özel bir mekanda, özel bir durum için hasretmiş oluyoruz. Şimdi bu pek fazla söz konusu değil. Online derslerin senkron dediğimiz canlı olarak yapılanlarında evet aynı zamanda bir yerde derse bağlanıyorsunuz ama burada genellikle kendi evimizde yani kendimiz içinde genellikle bulduğumuz ortamda oluyoruz. Ve bu ortamsal değişikliği, mekan değişikliğini, durum değişikliğini yaşamadığımız için zihinsel konsantrasyon açısından ekstra bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben kısaca birkaç not aldım. Özellikle derslerimde biraz da işte internetten baktım bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar neler söylüyor. Bilenlere biraz danıştım ve birkaç maddelik bir liste yaptım. Kaç 15 madde falan gibi var. Size kısaca onları bir anlatmak istiyorum. Böyle bir sistemden en iyi faydayı sağlamak için nelere dikkat etmemiz lazım özellikle öğrenciler olarak. Birincisi hepimiz yazılımlar kullanıyoruz. Yazılım ortamları bizi birbirimize bağlıyor şu anda. Dolayısıyla hangi tip yazılımları kullanıyorsak gerek okulun işte LMS dediğimiz bu öğretim yönetim sistemleri gerekse işte Zoom gibi Skype gibi vesaire diğer platformlar hangisini kullanıyorsak bunu bir iyi öğreneceğiz. Yani kullandığımız yazılımın ince özelliklerini öğreneceğiz ve bunun için başta en büyük dostumuz Google ve YouTube olmak üzere yardım alacağız, bilen arkadaşlarımıza soracağız. Bu konuda tecrübeli insanlardan kullanım inceliklerine dair bilgiler almayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü malumunuz elinizde bir araç var. O araca ne kadar hakim olursanız ondan o kadar çok fayda elde edebilirsiniz. O yüzden kullandığınız sistemleri öğrenmeye biraz vakit ayırın lütfen. İkincisi, evimizde çalışıyorsak, evimizde katılıyorsak derslere muhakkak özel bir çalışma alanı tasarlamaya çalışalım. Küçücük bir köşe, bir işte divanın kenarı ya da bir masanın köşesi gibi de olsa muhakkak sadece derslerimizi ve çalışmalarımızı o alanda yapmaya dikkat edelim. Bu bizim mekansal odaklanmamızda ya da konsantrasyonumuzda çok faydalı olacak. Oturma konusunda çok dikkat etmeniz lazım. Mesela ben şu anda çok doğru oturmuyorum. Biraz daha şöyle dik oturayım. Çünkü bütün gün oturarak bir monitör karşısında ders aldığınız için yavaş yavaş omurganız, buna bağlı olarak boynunuz ve buna bağlı olarak tabii ki de beyin aktiviteniz olumsuz etkilenecek. Kan dolaşımınız, vücut durumunuz vesaire sıkıntı çıkarabilir. O yüzden dik bir duruşla doğru nefes almayı ihmal etmeden duruş durumumuzu ayarlayalım. Genellikle monitöre bakarak ders yaptığımız için monitör bir ışık kaynağı ve dış ortam aydınlatmasının da buna göre iyi olması gerekiyor. Karanlık bir ortamda sadece aydınlık bir ekrana bakarak lütfen çalışmayın. Etrafta en azından dışsal bir ışık kaynağı olsun. Ve özellikle çalışma alanı olarak bazen görüyorum bazı arkadaşlar oldukça rahat olduğu için yataklarını tercih ediyorlar. Sakın bunu yapmayın çünkü yatak bizim uyumamız için bir yer. Yatağı sadece uyumak için kullanın. Aksi takdirde iki zararı olacak. Bir, yatakta olduğunuz için ki orası rahat ve uyuduğunuz bir yer konsantrasyonunuz düşecek. İki, akşamları uyumak için yatağınıza gittiğinizde artık orası sadece yatak olmayacak, ders aldığınız bir yer olacak ve bu sizin uykuya geçişinizi oldukça zorlaştırabilir. Her şeyden önemlisi aslında teknik olarak iyi bir internet bağlantısına sahip olmanız lazım. Gerekiyorsa internet bağlantınızı yükseltin. Hızlı bir internet bağlantısı şu dönemde özellikle derslerinizi izlerken, video içerikler araştırırken ve araştırmanızı yaparken önemli olacak. Kişisel olarak biraz önlemler almamız lazım. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de kişisel takvimler yapmak. İleriye yönelik 2-3 haftalık en az planlamalar yapmak. Bunları bir takvime yerleştirmek, işte dijital takvimler olur isterseniz ve arkanıza bir tane işte kağıt asar oraya takvimlersiniz. Ama muhakkak ileriye yönelik bir plan yapalım ama bundan daha önemlisi yaptığımız takvime uyalım. Muhakkak ve muhakkak kendimizi bunaltmadan, abartılı takvimi böyle ağzına kadar doldurmadan yaptığımız programları uygulamak kolaydır. Yeter ki uyabileceğimiz bir program yapalım. Hangi dersi alıyorsanız, hangi derse katılıyorsanız o dersin işte hocasının, içeriğinin vesaire ritmine göre genellikle tabii hocalara da danışarak fırsat bulursanız bu daha iyi olur.
O dersin öğrenme amaçlarını net olarak bir belirleyin. Yani bu dersten bizim ne öğrenmemiz gerekiyor? Sınavda hangi kısmından sorumluyuz değil bu sorunun cevabı. Derste gerçekten nelerin öğrenilmesi amaçlı? Yani o ders niye açıldı? Bize ne öğretmek için var? Bunu öğrenirseniz zihninizin konsantrasyonu açısından iyi bir altyapı sağlamış olursunuz. En önemlilerinden bir tanesi. Online eğitimin olmazsa olmaz yeni alışkanlığı. Aslında bu normal eğitimde de vardı ama kimse yapmıyordu. Tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar. Muhakkak özellikle zorlandığınız konseptleri o yaptığınız canlı dersler daha sonra kayıt edildiğinde ya da size online içerikler sunulmuşsa onlar üzerinden muhakkak bolca tekrar etmemiz, gözden geçirmemiz ve mümkünse bunu sorarak soru cevap seansları düzenleniyorsa oralarda daha derinlemesine öğrenmeye çalışmamız lazım. Bu konu özellikle önemli çünkü evimizde belli bir ortamda sınıfta ders dinler gibi ders dinlersek sınıfta biliyorsunuz o 40 dakikanın geçmesi bekleniyor ve geçtikten sonra herkes normal hayatına devam ediyor. Bir daha da çoğu öğrenci maalesef dönüp o derslere bakmıyor. Yani ben zaten derse girmiştim falan gibi. Ancak işte sınavlardan önce biraz bakma durumları oluyor. Muhakkak evde olduğumuzu ve farklı bir zihin durumunda olduğumuzu fark edelim. Algı düzeyimiz rehavette falan da bağlı olarak hızla düşecek, sık sık dalgalanma gösterecek, dikkatimizi dağıtan çok şey olacak. Mutfak çok yakınımızda, hemen gidip bir şeyler yemek isteyebileceğiz vesaire. Bu yüzden tekrar etmek, arada kaçırdığımız yerleri anlamak, algılayabilmek için çok önemli. Sadece dersleri almak ya da derste sağlanan materyalleri bir şekilde takip etmek genelde yetmiyor. Özellikle internet üzerinden bir eğitim yaptığımızı düşünürseniz internette muhteşem araçlar var. Bunlardan bir tanesi mesela Google. Arama motorları, anlayamadığımız yerleri ya da biraz daha derinlemesine anlamak istediğimiz kısımları araştırıp bakmak için çok önemli. Yine Google Images ve YouTube, yani Google görseller ve YouTube siteleri öğrenme açısından müthiş alternatifler sağlıyor bize. Google görselleri herhangi bir anahtar kelime araması yaparak, onun görsellerine bakarak bir öğrenme aracı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta işte internette gezen o mimler ya da caps'ler bile öğrenmenize çok enteresan katkı yapabilir. Uzun uzun ders ve çalışma süreleri iyi bir fikir değil online eğitimde. Vücudunuz hareketsiz kaldıkça beyniniz de hareketsizleşecek. O yüzden makul sürelerde lütfen ara verin. Benim genel tecrübem yarım saatten uzun derslerde ciddi bir performans düşüklüğü oluyor ve muhakkak aralarda biraz gezme dolaşma da olsun, evin içinde şöyle adımlama da olsa bir hareket yapın. Ama eğitimden önce yapacağınız egzersiz ya da eğitimden hemen sonra yapacağınız hafif egzersizler öğrenme miktarınızı çok arttıracak, hafızada tutma gücünüzü çok arttıracak. Bunu unutmayın. Hafif bir gerilme, işte böyle bir iki lastikler, havlular çekme ya da işte biraz squat yapma, yani şöyle çömelip kalkma vesaire gibi egzersizler oldukça yardımcı olur. Eğer dersleriniz içerisinde, program içerisinde hocalarınız yapıyorsa, uzaktan tartışma seansları, online ve discussion sessions yapılıyorsa muhakkak katılın. Yapılmıyorsa bile arkadaşlarınızla böyle kafeye gidiyormuş gibi, yine Zoom gibi uygulamaları kullanarak buluşup ders içerikleri konusunda tartışın. Ama ders içerikleri konusunda tartışın. Bunun çok faydalı olacağını göreceksiniz. Çünkü insan aynı zamanda sosyal öğrenen bir varlık. Bu aralar sosyal işler biraz kısıtlı biliyorsunuz. En önemli öğrenme yöntemi öğrendiğiniz bir şeyi hemen bir başkasına anlatmaktır. Ya evinizde birileri varsa onlara, yoksa yine online tartışma ortamlarında ya da işte arkadaşlarınızla online ya da görüntülü görüşme olarak bir araya geldiğinizde onlara anlatmayı deneyin. Evet biliyorum bu biraz sizi sosyal olarak sıkıntıya sokabilir ama güzel anlatmanın bir yolunu bulursanız sizi çok da popüler yapabilir aynı zamanda. Önemli konulardan bir tanesi, birçok arkadaşım dersler sırasında kamerayı açmıyor çünkü diyorlar ki hocam şu anda ev halindeyiz vesaire. Ev halinde olmayın. O özel yaptığınız çalışma yerine giderken muhakkak normal günlük dışarı çıkarken giydiğiniz kıyafet giyin. Kıyafetinize özen gösterin. Gerekiyorsa hafif bir makyaj bile yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiriyorsa. Yani özel bir duruma girdiğiniz mesajını beyninize bedeniniz üzerinden ve hazırlığınız üzerinden de verin. Bu konsantrasyonunuz açısından size çok faydalı olacak. Yoksa böyle pijamalarla palas pandıras kahvaltı sofrasından kalktığınız gibi gelirseniz oradan çok performans beklemeyin. Kişisel bakımınızı özellikle ihmal etmeyin. Ya nasıl evdeyiz, kim görecek, sevgilim de öpmeyecek zaten falan filan diye dişlerinizi fırçalamayı, işte sık duşunuzu almayı vesaire ihmal ettiğiniz takdirde bu vücudunuzda genel bir bezginlik ve böyle bir dinçlik halinin kaybına sebep olacak. Bu tabii ki doğal olarak zihninizi etkileyecek. Yani ne çok şey söyledim ama her gün dışarı çıkarken bunları yapıyorsunuz. Dikkat edin, yani inşallah yapıyorsunuz daha doğrusu. Fizyolojik olarak en önemli şey lütfen ama lütfen. Yani ben de bazen kaçırıyorum ama siz ne olur yapmayın. Gençler de çok önemli, gece uykusu. Gece uyuyun. Gece muhakkak uyuyun. Şöyle 11-12 dedim lütfen gözünüz yastığa bakar olsun. Çünkü gece uykusu uyumazsanız
öğrenme performansınız müthiş düşer. Geceleri atıyorum 2-3'e kadar oturdun. İsterseniz ondan sonra 10 saat uyuyun. Beyniniz dinlenemiyor çünkü o kıymetli melatonin salgılanma saati olan işte o gece 11 ile sabaha karşı 2-3 arasındaki bandı maalesef uyanık geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla gece uykusu çok önemli. Tabii gece uykusu güzel uyunduğunda sabah erken kalkmak, güzel hafif bir kahvaltı belki ve biraz hareket, evin içinde de olsa biraz hareket yapmak kendinizi çok iyi hissetmenize ve öğrenme yeteneğinizin çok üst düzeye çıkmasına sebep olacak. Bunların hepsini toplayabileceğimiz tek bir parantez var. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bu yeni dönemde ve bundan sonra dünyada başarılı olacak insanların tek bir tane ortak özelliği olacaksa o ortak özellik de öz disiplin özelliği olacak. Kendi programını yapma, kendi programına uyma, kendi amaçlarına göre öğrenme ve kendi adımlarıyla ilerlemeye niyet edebilme becerisi ve harekete geçebilme becerisi şeklindeki öz disiplin bizim en önemli becerimiz olacak. Derslerde istediğinizi öğrenin, istediğiniz diplomayı, sertifikasyonu alın. Öz disiplin size bir şey yapacak. O diplomalar ya da sertifikalar değil. Dolayısıyla şu günlerde, şu yeni dönüşüm günlerinde bir şekilde kendimizi kazara içinde bulduğumuz bu ortam bizde öz disiplin geliştirmek konusunda çok ciddi bir vesile olabilir. Dolayısıyla bunların hepsine bir öz disiplin vesilesi olarak bakalım. Kendi hayatımızı inşa edebilirsek eğer başkasının bizim için bir şey yapmasına gerek kalmaz. O yüzden bu güzel dönemi bu basit kurallarla aslında hepinizin temel düzeyde bildiği temel kaidelerle çok rahat geçirebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu durumlar bir an önce geçer ve tekrar sınıflarda eskiden olduğu gibi bir araya geliriz. Ama o zamana kadar lütfen bunun gibi basit kurallara uyalım ve bu durumdan en fazla faydayı sağlayabilecek bir öz disiplin gelişim yolculuğuna çıkalım. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere, sağlıklı günler.